этой студии, за что благодарит и всех приветствует. Я стараюсь языки подсознания и то, какие чудеса творит наше подсознание, обучить людей всему, что я обучился и всему, что я умею. То есть вы, я правильно понимаю, вы автор системы, которая помогает делать что? Çok güzel. Biz insanlar. Когда-то давно все животные на планете пользовались единым проязыком. Все понимали друг друга, люди и животные, растения и птицы. Bizim bilinçli zihin... Потом это знание было утрачено. Проязык творил чудеса. Он исцелял раны, наделял бесконечной силой, соединял возлюбленных. Bizim... А растения, животные и люди пользовались одним языком. Selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayın alırız. Ve elimden gelirse canlı yayında şifanıza vesile olurum. Haydi bakalım. Kimlere nasıl bir katkım olabilir? Rahatsızlığınızın türü ne olursa olsun fark etmez. Yazınız. Это язык подсознания. İşte bilinç... Это один язык для всего Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Очень разные люди бывают в этой студии. Разные темы мы затрагиваем. Сегодня тема спорная и крайне необычная. Гости про язык и чудеса подсознания. Что это за система, расскажут сегодняшние гости в студии, руководители компании Interphoenix Оксана Алтухова. Добрый вечер. И гость из Турецкой Республики Рафик Коркмаз. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите... Экранlarını yeni açan dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. Sizler için yapabileceğim bir şey varsa yazınız. Şifanıza vesile olabileceğim bir rahatsızlığınız varsa yazınız. Yorumlarınızı okuyorum. Evet arkadaşlar. Рафик, а как вас представить, кто вы по профессии и чем вы занимаетесь? Öncelikle. Он приветствует вас всех и благодарит организаторам, которые помогли осуществить его приезд в Россию. Ему очень нравится Россия как страна, это великая страна. Ему нравятся русские люди. Arkadaşlar. Он счастлив, что он в этой студии. Сколиоз варса. Кист нодюль варса. Я стараюсь языки подсознания. Rahatsızlığınız neyse yazın. И то, какие чудеса творит наше подсознание, обучить людей всему, что я обучился и всему, что я умею. То есть вы, я правильно понимаю, вы автор системы, которая помогает делать что? Ялчин. Çok güzel. Арей. İnsanlar. Когда-то давно все животные на планете пользовались единым Yazmış hocam, çocuğum gece altını ıslatıyor.
Şifans nedesiyle olur musunuz demiş. Canlı yayına katılmak isterseniz sizi canlı yayına alalım. Çocuğunuzun bu sıkıntıdan kurtulmasına vesile olalım. Figen Doğan. Skolyoz demiş. Figen Doğan, eğer canlı yayına katılmak isterseniz ve skolyozu olan kişi yanınızdaysa sizi canlı yayına alırız. Ya da eğer sizde skolyoz varsa canlı yayında sizin skolyozunuzu yok ederiz. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız canlı yayına katılmak istediğini yazsın. Растения, животные и люди пользовались одним языком, это язык подсознания. İşte bilinç. Это один язык для всего, для всех существ на этой земле. Bu dili. Это не зависит ни от расы людей, ни от национальности. Мы его понимали все. Bu dil sayesinde. На этом языке могут общаться все. И Arkadaşlar. Canlı yayına katılmak isteyen kim diye baktık. Ve Figen Doğan 1985. Canlı dedi. Kendisini canlı yayına alıyoruz. Людьми такое познание было утрачено, и я заново восстановил эту методику. Вы лингвист. Hayırlı günler olsun. Selamlar, saygılar. İyi günler. Biz canlı yayında olmak sizin için problem midir? Hayır, değil. Yani eşiniz, aileniz, sen canlı yayına çıktın, bize sormadan çıktın, neden çıktın diye size kızarlarsa hemen bunu silelim. Siz ileride izin aldıktan sonra sizi canlı yayına alalım. Ben 36 yaşında bir bireyim ve kimseden izin almak zorunda değilim yani şu an. Çok iyi. Ama sorduğunuz için teşekkür ederim. Nereden katılıyorsunuz? Ankara, Türkiye. Evet, size lütfen söyleyin nasıl yardımcı olayım? Benim 3-4 tane sorunum var ama hangisine yardımcı olmak isterseniz ona yardımcı olun. Tamam, bakalım hangisinin iyileştiğini anlayabilirsek, hangisinin iyileştiği anlaşılabilirse ona şifaya vesile olalım. Birinci modelin eğitimini aldım. Yakında ikinci model eğitimini de alacağım hocam. Siz bizim eğitmenimizsiniz. Evet. İsminiz nedir sayın hocam? Figen Doğan. Tamam. Yaklaşık 6 aydır bu işlerle uğraşıyorum ve bayağı kendimi ilerlettim. Ne mutlu. Kendimi çalışma yapamadığım için birisinin bana yapması gerekiyor. Bakarız. Hangi hocamızdan eğitim aldınız? Ben birkaç farklı kişiden aldım ama sertifikam Sema Gökçen'den. Sema Gökçen. Ben hatırlayamadım ama selam saygılarımı sunuyorum Sema Gökçen'e. Bizim Refik Korkmaz eğitimleri değil mi? Evet. Nora Miras Instagram sayfamda en son sizin sertifikanız var. Birkaç gün sonra da ikinci sertifikamı yayınlayacağım. Ne mutlu. Siz hani kendi şifamı vesile olamıyorum dediniz ya. Hı-hı. Kendi şifanıza vesile olabilirsiniz. Hatta şimdi onu beraber çalışalım. Olur. Haydi bakalım. Şimdi şöyle ekrana çıkalım. Ekranda kendinizi görelim. Hoppa. Sayın hocam, lütfen bize anlatın skolyozunuz ne durumda? Aslında ben skolyoz ve boyun fıtığı bir arada bende. Ben bunu 25 yaşında fark ettim. 25 yaşında hani böyle bir akciğer enfeksiyonu da fark ettim. Hani o zamana kadar sırt ve boyun ağrım çok fazla oluyordu. Bilmiyordum. Hani doktor dedi bu yaşa kadar nasıl bilmezsin? O tesadüf eseri öğrendim ve o günden bugüne öğrenince de daha yani zaman zaman ağrılarım artıyor. Şu an mesela bu şu an bile çok farklı oldu. Dönem dönem artıyor ağrı. Bugün de ağrıdı bayağı. Olsun inşallah. Hocam. Peki skolyozunuz
Kaç derece nedir? Hangi omurlarda eğiklik var? Göğüs tam olarak ben çok doktora giden bir insan değilim. Nedir bana başka tanılar konulduğu halde hani ilaç kullanmam gereken tanılar var. Onlara da bile gitmiyorum. Bayağıdır bir gitmedim. Tam olarak bilmiyorum ama göğüs kafesinin arkasındaki kısımda Tamam. skolyozum yani. Göğüs kafesinin arkasındaki omurumda. Boyundan Elinizi bir tane var. Tamam. Elinizi göğüs kafesinizin arkasındaki omurları koyduğunuzda orada eğiklik elinizle anlaşılıyor mu? Yok. Dışarıdan bakıldığı zaman hiç anlaşılmıyor ama ağrıyla belli ediyor benimki. Dışarıdan hatta yok gibi diyorlar ama ağrı var. Boyunda Tamam mesela. Sayın Hocam. Haydi. Gelin beraber yapalım. Siz kanal mısınız? Bunu test etmiş miydiniz? Birçok kere test ettim yani kanal yani testi arkadaşımla çalışıyoruz işte sertifika alan arkadaşımla onunla birlikte girdik beraber onunla yaptık Facebook sayfamıza da bugün ya da yarın giriş yapacağım. Şey aldım ama ben Facebook kullanmıyordum. Instagram kullanıyordum. Onu açınca oraya da gireceğim. Yani yapıyor yani bayağı şey yapıyorum ama tam net derecesini bilemiyorum. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. O zaman siz 6 aydır bizim Facebook kapalı grubumuza dahil olmadınız mı? Yok değil olmadı. Sertifikayı biraz geç aldım. Tamam. Sayın Hocam, Yeni yaptım. biliyorsunuz, tamam. Belki biliyorsunuzdur. Bilmeyen, bizi izleyen izleyicilerimiz için açıklayayım. Arkadaşlar siz bizim bir eğitmenimizden eğitim aldığınızda, ya da benden eğitim aldığınızda Facebook kapalı grubuna sizi dahil ediyoruz hiçbir ücret almadan. Hiç ücret Biliyorum, ödemeksiz. girmedim henüz. Evet. Bizi izleyen, eğitimimizi almamış herkes de öğrensin. O kapalı grupta ne var? Ben 5 yıldır eğitimler veriyorum ya. Bütün verdiğim eğitimler orada. Hem de bu 830'dan fazla eğitim. Hepsi orada. Onları izliyorsunuz. Dolayısıyla bu 6 ayda orada 180 tane eğitim izleyebilirdiniz. 830 tane eğitim var ya, her bir eğitim izleseydiniz olsun. Ve bir de İzlerim kayıt fark olduğunu... etmez. Ben gece gündüz izlerim. Bir 15 günde kapatırım onu. Tamam. Bir de şu. Sadece geçmiştekileri izlemiyorsunuz. Gelecektekileri de izliyorsunuz. Yani hani siz hocamızdan eğitim aldınız ya. O günden beri benim verdiğim bütün eğitimleri yine izlerdiniz. Neyse, şimdi Facebook kapalı grubuna galiba katıldınız ya da katılacaksınız. Bugünden itibaren vereceklerimi izlersiniz. Bugünden önceki eğitimlerimi de izlersiniz. Onu asistanım Emiş İzbir'de görüştüğünüzde sizi hemen gruba dahil edecek. Eğitmen olmayan hiçbir arkadaşımızı bu gruba dahil etmiyoruz. Çünkü orada online eğitimimiz devam ediyor. Tamam. O zaman bir 6 ay tecrübeyle geçebilirdi aslında Facebook kapalı grubundan. Olsun, bundan sonrakiler böyle olsun. Sayın hocam, bakalım sizin kanallarınızı hemen test edelim. Lütfen gözünüzü kapatın. Gözünüzün önüne bir defter gelsin. Nasıl bir defter? Ve canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepiniz kanal olup olmadığınızı böyle test edebilirsiniz. Gözünüzün önüne bir defter getirin. Güzel yazı defteri geldi. Defterin kabı nasıl? Yani bütün özelliklerini bize bir anlatınız. Dışı kaplı, dışı normal dış kabı var ve ilkokul birinci sınıf defteri gibi geldi. Dış kabında ne var? Resim mi var, yoksa böyle desenler mi var, nedir? Ayıcık resmi var. Tamam. Siz kanalsınız sayın hocam. Gözünüzü açınız. Arkadaşlar, kanal olup olmadığınızı merak ediyorsanız bu kadar kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Şu insanlar gözlerini kapattığında arkadaşlar her şeyi görmüyorlar. Yani her şey değil, hiçbir şey görmüyorlar. 100 insandan 40'ı gözünü kapattığında hiçbir şey görmez. Ben gözümü kapattığımda hiçbir şey görmüyorum. İşte 100 insandan 60'ı da gözümü kapattığında görüntü alabiliyor. Ve siz
kanalsınız. Sayın hocam, lütfen gözünüzü kapatın şimdi. Bir tesbih hayal edin. Tesbih, nasıl bir tesbih hayal ettiniz? Ne renk bir tesbih hayal ettiniz? Ama tesbihler demez, böyle biraz boncukları kalın, sanki çok büyük devlet adamlarına ait böyle Maşallah. değerli düşünülen tesbih geldi. Yani sanki bir padişahın tesbihiymiş gibi geldi. Çok güzel. Bravo. Peki ne renk? Neden yapılmış? Akik gibi de ama böyle hani doğal taşlar olur ya onun gibi ne gri ne çok şey yani taş rengi gibi hep bir taş rengi Tamam. yani doğal bir Sayın taş rengi. hocam, lütfen bir bakın, imamesi nasıl? İmamesi yani normal imamesi var. Ona uyu tesbihle uyumlu bir aynı renk bir imamesi var. Tamam. Ve lütfen şunu görmenizi istiyorum. Hemen ilk taşı parmaklarınızla tutun. İlk taş, birinci taş. Tuttum. Bu küçük bir tesbih olduğu için 33 tane taştan oluşuyor. Evet Evet. zaten 33. Tamam. Lütfen bütün taşları tek tek inceleyin. İçinde eğer deformasyona uğramış bir taş varsa bana söyleyin. Çizilmiş, çatlamış, kırık, ezik, bozuk bir taş varsa söyleyin. İlk 10 tanesini tek tek inceleyin. İlk 10'unu. Sağlam mı değil mi? İki, üç, dörtte sanki biraz çiziklikler var gibi. Tamam. Lütfen onları çıkarın. O bir padişaha yakışmaz. O çizik olan taşları çıkarın. Yerine yepyenisini, sapa sağlam olanları getirin, takın. İlk üç tanesini yenilediğinizde bana söyleyin. Yeniledim. Şimdi lütfen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar bakın. Onlar nasıl? Onlarda da hafif var sanki. Hangilerinde var? Hepsinde mi? Altıdan sekize kadardır sanki. Beş, 10. dörtten sekize kadar o ara. Hepsinde vermiş sayılır. Lütfen onların hepsini de değiştirin. Değiştirdiğinizde değiştirdim deyiniz. Ona kadar değiştirdi. Tamam. Lütfen 10 ile 20 arasındaki tesbih taşlarını inceleyin. Bunlarda da sanki. Söyleyiniz hangilerinde sıkıntı var sayın hocam? Kaçıncı taşlarda? 12-13. Ha. Tamam. Değiştirin onları. Tamamen padişahlara yakışır aynı taştan bunlar. Değiştirdim.
Ve 20'den 25'e kadar bakın. Orada yok. 25 ve 27, 25, 26, 27'ye bakın o ikisine. Beşte sanki çok az var. Lütfen değiştirin onu. Yirmi yedi bayağı bozuk. Onu da değiştirin. Değiştirdim. Ha. Şimdi 28, 29, 30, 31, 32, 33. O taşlara bakın. Yirmi dokuz otuzda var. Lütfen değiştirin. Değiştirdim. Peki 31, 32, 33 onlarda sıkıntı var mı? Toz gibi var ama onları da değiştirmek istiyorum. Toz gibi şimdi. Anlayamadım. Toz gibi bir şeyler var. Tamam, lütfen onları da değiştiriniz. Değiştirdim. Ve lütfen gözlerinizi açınız Sayın Hocam. Şu an inşallah bütün bu sıkıntılarınız yok oldu. Sizin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 25, 27, 30, 31, 32, 33. omurilerinizde var olan rahatsızlıkların hepsini giderdik. Şifalandırdık oraları. İnşallah şifa oldu. Amin. Ve siz kendinizin ne kadar değerli olduğunuzu bir kez daha kanıtladınız. Bütün 33 omurunuzun, özünüzün bir sultan olduğunu hemen belirttiniz. O tesbihimiz sizin omurilerinizde bir padişaha yakışır. Özbenliğiniz olduğunu dile getirdiniz. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, ve başka diğer sorunlarınız nelerdi? Ha, peki, Birkaç kere yazmıştım. Sol tamam. kulak. Tamam, önce şunu söyleyelim. En çok rahatsızlık sizin 27. omurunuzdaydı. Yani boyunla sırtın birleştiği yerde. Orada Boyunda ne vardı? 3 fıtık var benim boynumda. 3 tane fıtık var. Vardı. Aha, Peki vardı. bir de o tam 27, şu 28. omur. Çıkıntı halinde miydi orası? Çıkıntı halinde değildi ama çok büyük ağrı vardı. Çok büyük Tamam. ağrı. Şu anda lütfen istediğiniz kadar kontrol edin onu. Şu anda ne diyor?
Evet, şifa oldu. Lütfen diğer rahatsızlığınızı söyleyin Sayın Hocam. Sol kulak çınlaması. Şu an çınlama var mı? Evet. Ya sessizlikle dinlediğim zaman var. Bazen de çok çok derin düşünceye girdiğim zaman, çok düşünceyi ve beyin çalıştırıcı şeyler yaptığım zaman daha da artıyor. Peki, lütfen gözünüzü kapatınız. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepiniz gözlerinizi kapatınız. Oh, elhamdülillah, şükür şükür. Hala devam ediyoruz. Lütfen şimdi gözünüzü açınız. Şu an kulak çınlamanız ne durumda? Çok derinden var hocam. İnşallah kulak çınlamanız bir saat içerisinde tamamen yok olsun Sayın Hocam. Şimdi sizin iskeletinize faydalı oldu. Kulak çınlamanız da bir saat sonra yok olursa sevineceğiz. O zaman size hayırlı günler dileyelim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eğer Facebook kapalı grubuna girmediyseniz asistanımla iletişime geçin. Hemen giriniz Sayın Hocam. Tamam. Tamam. Teşekkür Ben ederim. bir selamlar, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler olsun. Amin. Tamam Sayın Hocam, isterseniz kapatabilirsiniz. Arkadaşlar, sizlerin şifanıza vesile olup buradayım. Canlı yayına başka kimi alabilirim? Songül Hanım yazmış. Benim de iyileşti demiş. Ve bakalım bu arada neler yazdınız. Seval. İnşallah. İstediğiniz gerçek olsun. Amin. Seval kullanıcı isimli arkadaşımız. İnşallah gerçekleşsin. Arkadaşlar, kapatalım diyorum. Son bir yorum çıktı. Burunda kemik var. Dışarıdan belli oluyor. Canlı yayına katılabilirim demiş. Alalım. Şerife Erşar 09. Aydın. Aydın'ın 09'una bakalım. Peki Şerife Hanım katılamadınız.
Bunu burada kapatalım. Yeni bir canlı yayında beraberiz. Peki Arife Boğa ben de katılmak istiyorum demiş. Arife Boğa neden katılmak istediğinizi yazınız. Şerif Hanım katılamadınız. Burnunuzdaki kemiğin şifası için sizi alacaktık. Şerif Hanım neden katılamıyorum acaba diye yazmış. Size gönderdiğim daveti kabul edin. Hepsi o kadar. Arife Hanım'ı canlı yayına alalım. Arife Boğa 1970 koronadan sonra hep koku alamıyorum diye yazmış. Merhabalar Arife Hanım. Merhabalar efendim. Selamlar, saygılar. Aleyküm selam. Benden de selam olsun. Allah razı olsun. Ne Arife güzel. Hanım bir... Daha dün tanıştım sizin videonuzla ve bugün canlı yayında görüşüyoruz. İnşallah şifaya hem sizde hem herkeste vesile olsun. Amin. Amin, amin inşallah. Ve eğitimlerimize de katılmak istiyorum. Kısmet inşallah. Arife Hanım mı adınız? Evet, Arife. Arife Hanım canlı yayındayız. Burada Facebook, YouTube, Instagram 3 mecrada. Biliyorum, evet. Kayıtlı kalacağınız için problem yok Yok, herhalde. yok. İyileşmek istiyorum. Yani olması gerekiyorsa olacak. İnşallah. Bakalım, lütfen anlatın sorun nedir? Ben bu sene 12. ayda, yani geçen sene 12. ayda korona oldum. Hafif atlattım ama koku kaybı oldu. Şimdi bütün kokuları yanlış algılıyorum. Yani bir parfüm kokusunu bile böyle bir tiner kokusu gibi, çamaşır suyuyla karışık bir koku gibi algılıyorum. Bana çok kötü kokuyor yani. Çok rahatsız oluyorum herkesin parfüm kokusundan. Çiçek kokularını bile alamıyorum. Yani çok bu konuda çok muzdaribim ve çiçek kokularını ve şeyleri çok severim aslında. Tütsü yapardım. Hiçbir şey alamıyorum şu anda. Ve bir de kötü algılıyorum. Şifanızı inşallah vesile olalım. Kapatın İnşallah. gözlerinizi. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepiniz kapatın gözlerinizi. Arif Hanım'ın koku almakla alakalı problemine şifa olalım inşallah. Probleminin yok olmasına vesile olalım. Normal en güzel biçimde kokular alsın. Sizlerin de rahatsızlıklarınızın türü ne olursa olsun hiç fark etmez. İnşallah sizler şifanıza kavuşun. Ve öylece bir dakika bekleyiniz. Başladık. Oh, elhamdülillah, şükür. Hadi ya Rabbi. Lütfen şimdi gözlerinizi açınız. Şimdi gidin evde kolonya varsa parfüm varsa getirin. Telefon burada kalsın. Bir test ediniz, koklayınız. Tamam, bir dakika.
Gül yağının kokusunu denedim. Hiç alamıyordum. Şimdi biraz daha iyi alıyorum eskisine nazaran. Tamam. Lütfen başka kokular varsa onları da alın. Parfüm, kolonya. Evde var mı başka bir koku? Evet, var. Aydın Pardon, telefonu yanıma almışım. Bre. Arkadaşlar artık Heidenbre dememeye karar verdim çünkü o zaman ciddiyet azalıyor. Evet. Arkadaşlar ne kokladınız şimdi? Parfüm. Ama bu parfüm aslında Farkınız? çok ağır bir parfümdü ve şimdi hafif alıyorum sadece. Tamam. Peki bu parfüm kokusunun o gül yağı kokusundan farklı olduğunu anlayabildiniz mi? Evet. Onu algılayabiliyorum ama kokuları olduğu gibi algılayamıyorum. Farklı Tamam. oluyor yani. Şu anda durum nedir? İki kokuyu kokladınız. Farklılıklarını algılıyorum şu anda. Ama Şeyden hani olduğu, yani bu parfümün çok 5 ağır bir dakika koku önce olmasına rağmen ben hafif bir kokuymuş gibi algılıyorum. 5 dakika öncekiyle şimdi arasındaki fark nedir? Daha güzel bir koku olarak algılıyorum. Tamam. Kapatın gözlerinizi. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, şifanızı vesileyim. Kapatın gözlerinizi. Bizim eğitimimizin adını biliyor musunuz? Yani bilinçaltı dili olarak biliyorum. Benim adımı biliyor musunuz? Biliyorum ama şu anda heyecandan oldum. Hangi şehirden Refik Korkmaz. katılıyorsunuz? Almanya, Arif. Frankfurt'tan katılıyorum. Frankfurt. Almanya'da herhalde 30 kadar eğitim verdik. Hala çalışma devam ediyorum. Mannheim, Stuttgart, Berlin, Çok iyi. Köln, Oberhausen, Duisburg. Başka neresiydi? Hanau. Şu anda Hanav'da var mı hocam hala? Hanau değil ama. Bir de Hanau. Hanau var, Hanau var. Bu benim dediğim Hanau, Ha. Köln'e 50 kilometre mesafede. Evet. Bu söylediğim şehirlerde defalarca eğitimler düzenledik. Ben artık birinci, ikinci modül eğitimlerini vermiyorum. Eğitmen arkadaşlarımız birinci, ikinci modülü veriyor. Ben dört ve beşe yoğunlaştım. Dördüncü ve beşinci modülleri veriyorum. 8.300 arkadaşımız birinci, ikinci, üçüncü modülü veriyor. Ve Frankfurt'tan da çok eğitmenimiz var. Yani bunu canlı mı almak daha verimli oluyor yoksa online mı alsam Online. fark etmez mi acaba? Online daha iyi sayın hocam. Online evinizde oturarak şu an sizinle konuştuğumuz gibi Evet. böyle birebir alıyorsunuz ve yemeğinizi yapabiliyorsunuz, çayınızı içebiliyorsunuz, ev işinizi yapıyorsunuz. Sonra haydi oradan kalk, Mannheim'a gel, uçakla gel git, böyle bir zahmetten kurtuluyorsunuz. Evet. Bu bir bilgi, hani onun dışında başka bir enerji falan değil. Ve şimdi açınız gözünüzü. Türkiye'de memleketiniz neresi? Ben Kırşehirliyim. Kırşehir. Kırşehir'in neresinden? İçinden. Tamam. Merkez. Lütfen Kırşehir'e selamlar söyleyin. Lütfen şimdi Aleyküm. kokunuzu test ediniz. Aa, evet, şimdi daha yoğun alıyorum kokuyu. Evde belki gül yağını koklayın. Kokular birbirine karıştı. Alıyorum ama yine de. Ve kolonya var mı? Var.
Bir dakika getireyim. Maşallah evde parfümeri dükkanı. Haydi buraya ne güzel. Her kokudan evde olması. Güzel mi? Güzel mi? Ben parfüm falan kullanmadığım için size sormaya ihtiyacı duydum. Kolonyayı test edin lütfen. Kolonyayı alıyorum. Burada bir de zeytin kolonyası var. Onu da aldım. Yani. Teşekkürler. Tamam. Ve öncesiyle benimle 10 dakikadır tanıştınız. 10 dakikadır sizinle çalışıyoruz. Benimle tanışmadan önce o kolonyayı nasıl alırdınız? Şimdi nasıl alıyorsunuz? Ne fark var? Bu kolonyayı almıyordum hiç kokusunu. Bunu da farklı algılıyordum. Yani zeytin kolonyası gibi değil de tarif edemeyeceğim tuhaf bir kokuydu yani. Şimdi net olarak kendisi hepsini ayrı ayrı alabiliyorum yani. Hepsini aynı anda sıktığım halde alabiliyorum. Şükürler olsun. İşte bu. Haydi. Almanca. Bunu gelin Almanca söyleyin. Ola ki Alman dilinden biri dinler. Ben korona olduktan sonra koku almakta zorlanıyordum. 7-8 dakikada Refik Korkmaz'la hiç bana dokunmadı ki o Türkiye'de ben Frankfurt'tayım. Ne su iç dedi ne başka bir şey. Hiçbir şey yapmadığım halde sadece gözümü kapatarak bundan kurtuldum. Almanca söyleyeyim isterseniz. Bütün Almanlar duysun. Tamam. Ich wohne in Frankfurt. Nach dem Corona konnte ich bestimmte Düfte nicht duften. Es war mir also ganz, ganz verschieden und ganz ekelerregende Düfte. Also ich habe das so angenommen. Und seitdem ich mit Herrn Korkmaz in Verbindung war, nur in 5 Minuten, ich kann jetzt wieder alle Düfte duften. Ich bin sehr froh und ich bin sehr dankbar. Teşekkür ederim. Danke schön. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Bunu Almanca'ya çevirdiğiniz için. Neden Almanca'ya çevirmenizi istedik? Çünkü bütün dünya öğrensin, bilsin, kurtuluşu varmış. Şimdi sizin gibi koronadan sonra koku alma sıkıntısı yaşayanlar kaç kişi var? Yani bir tek siz değildiniz. Çok iyi hocam. Çok diyoruz. 8 ay oldu. Ben böyle her şey böyle birileri yanımdan geçtiği zaman böyle midem bulanıyor. O kadar kötü kokuyor bana parfüm kokuları. Yani güzel algılamıyordum yani. İşte arkadaşlar, sizler bu eğitimi 8300 arkadaşımızdan alabilirsiniz. Benden alamazsınız çünkü 1, 2, 3. modülü vermiyorum. Ancak 4. ve 5. modülleri veriyorum. Eğitmen arkadaşlarımızın duyurularını sayfalarımda göreceksiniz. Ve eğitmen arkadaşlarımızla canlı yayınlar da yapıyoruz. Oradan da eğitmen arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Arife Hanım, selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere tekrar. Uğurlar olsun. Güle güle. Allah razı olsun. Peki. Ve bu arada Instagram'dan bakalım kimler var. Hayır, önce Facebook'tan bakalım. Peykan Gazioğlu. Hayır, Peykan Gazinocu. Çok enteresan bir soyad. Peykan Gazinocu, selamlar, saygılar. Sevgi Şüver, selamlar, saygılar. Sevgi Hanım, Amerika'dasınız. Florida neredeydiniz? Florida'daki yerinizden taşındınız galiba. Venice civarına geçtiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Hocam, bizim 2 yıl önce Amerika eğitimlerimizin organizatörüydünüz. Yeniden şu Amerika olayını canlandıralım. Ben de 15 gün öncesine kadar Amerika'daydım. Yeniden Amerika'ya eğitimlerimizi duyuralım. Nafiye Kaplan, selamlar, saygılar. Gülay Alagöz. Gülay Alagöz bizim 1., 2., 3. modül eğitmenimiz. Eğitimlerimizi kendisinden talep edebilirsiniz.
Aynı zamanda sevgi şivarından da eğitimlerimizi talep ediniz. Hayri Gül Akpınar. Hayri Gül Hanım selamlar, saygılar. Hayri Gül Hanım İzmir'den eğitmenimiz. Kız kardeşi de eğitmenimiz ve galiba ya Hayri Gül Hanım'ın eşi ya da eniştesi bizim eğitmenimiz. Aileden üç kişi eğitmenimiz. Hayri Gül Hanım birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci modül eğitimlerimizi veriyor. Kendisinin eğitimlerimizi talep edebilirsiniz. Filiz Köse izliyor bizi. Selamlar, saygılar. Filiz Köse hocamı hatırlayamadım. Belki eğitmenimizdir ama emin değilim. Elif Yıldız Hanım bizim eğitmenimiz. Brüksel'de ve Brüksel'de yani Belçika'da eğitim organizatörlüğümüzü yaptı. Allah ondan razı olsun. Elif Yıldız'dan da eğitimlerimizi talep edebilirsiniz. Ben artık 1, 2, 3. modülü vermiyorum arkadaşlar. 4 ve 5'i veriyorum. Dolayısıyla hocalarımızı arayın. İstiyorsanız eğitim alınız. Zühal Işınsoy. Hayır, Işın Gör. Zühal Hanım'ı hatırlayamadım. Bizim eğitmenimiz mi bilemiyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. Adeviye Yüksel, bizim eğitmenimiz, eğitimlerimizi Adeviye Hanım'dan talep ediniz. Döne İskenderoğlu. Döne Hanım, bana çok tanıdık geliyor isim. Bazen bizim eğitmenimiz diyorum, bazen tam hatırlayamıyorum. Döne Hanım, bizim eğitmenimiz misiniz? Lütfen yazınız. Selamlar, saygılar sunuyorum. Peki, ya Şaziye Bozoğlu Avcı'ya? Bursa'ya, Şaziye Hanım'a, ailesine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun ondan. 5 yıldır eğitmenimiz ve inanılmaz canı gönülden destekleyen, hep yanımızda olan bir eğitmenimiz. Selamlar, saygılar sunuyorum. Şaziye Bozoğlu Avcı'dan 1, 2, 3 modül eğitimlerimizi talep ediniz. Döne İskenderoğlu, evet hocam eğitmeninizin demiş. Döne hocamdan eğitimlerimizi alınız. Eğitim de verdim diye yazmış. Ne güzel. Ezzallah Muhammed Resulullah. Ve bakalım YouTube'da neler var. Canlı sohbetleri oku. Hocam. İlminizden faydalanmaya çalışıyorum demiş. İnşallah. Amin. Ve bakalım Instagram'a okuyalım. Geriden başa doğru gidelim. Hocam ben de katılmak istiyorum. Çocuğumun alt ıslatma sorunu var demiş. Artık bu biraz uzadı bu video. Bunu kapatır yenisini açarız. Şerife Erşen. Ben Aydın'ıyım. Beni mümkünse tekrar canlı yayına alınız demiş. Şerif Hanım. Alalım. Kapatmayı düşünüyorum ama alalım. Şerif Hanım, sizin rahatsızlığınız neydi? Neyse şimdi gelir konuşuruz. Şerif Hanım merhaba. Merhaba hocam. Selamlar, saygılar. Benden de selamlar, saygılar. Teşekkür ediyorum. Tekrar buna döndüğünüz için. Şifa olsun inşallah. Katkımız olsun. İnşallah. Şerif Hanım biz canlı yayındayız. Evet. YouTube, Instagram'da bu milyonlarca yıl kayıtlı kalacak. Sakıncası yok hocam. Tamam. Şerif Hanım, Aydın'dan katılıyorsunuz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Efeler diye. Biraz evvel beni yayına almak istediniz ama ben beceremedim canlı yayını. Kusura bakmayın. Nereye basacağımı bilemedim. Sordunuz siz Aydınlı mısınız diye 09'u görünce. O yüzden Aydınlıyım dedim. Benim tamam. Burnumda kemik sorunum var. Ben kendimi net görmüyorum ama siz beni net görüyor musunuz acaba? Bir bulanıklık var olsun. Önemli değil. Evet. Ben 12 yaşındayken kuzenimin bana tam burnun tarafıma çarpmasıyla bir kanama yaşadım. Tabii o zamanlar beni doktora götürmemişlerdi. Sonrasında yıllar sonra burun tıkanıklığı yaşadım. Ve deviasyon söz konusu dedi doktorlar ve ameliyat oldum. Fakat ameliyat sonucunda açmış doktor bir tane kemiğimin olmadığını. Yani burunda bir kemiğim yok benim. Fakat ondan sonra iki defa daha ameliyat oldum.
Her nasılsa hiçbir ameliyat başarılı olmadı. Yani şu anda burnumda görünebiliyor çok yakından kemik var. Yani burnumda şu kenarlarında yani et de yok. Yani şu şey gözlük taktığım zaman bile gözlük durmuyor gözümde. İki tarafta da mı kemik yok? Şurada bir yerde kemik yok. Oraya ameliyatla şey koymaya çalıştılar, koydular. Kemik koydular ama o oraya uyumlu olmadığı için şu anda dışarıda bir çıkıntılı bir kemik söz konusu şurada. Yemin et. Görebiliyor musunuz hocam? Olsun, göremiyoruz. Hani buradan görsek de bir şey anlaşılmaz. Sizin söylemeniz yeterli. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evde sizden başka kim var? Onlar da kontrol etsin. Eşiniz de dokunsun şöyle bize oradaki boşluğu söylesin. Eşime söyleyeyim. Çağırayım bir saniye. Efeler diyarı dedik. Aydın. Efeler diyarı işte. Gel. Hocam sizi geçen gün konuştuk eşimle. Siz skolyoz için tedavi yapıyordunuz biliyorsunuz. Bir 12 yaşlarında bir gence tedavi yapıyordunuz. Ben eşime de dedim ki gel sana da onda da aynı sıkıntı var. Omuzları düşük. Ondan sonra o da girdi araya. Şimdi şey burnumdaki şu çıkıntıyı hocamın senin dokunmanı evet. istiyor buraya. Tamam. Dokunmanı istiyor. Hani şurada kemik var ya şurada kemik. Evet, gövden evet. kemik. Hocam ekrandan göremiyor onu tabii. Tamam. Efe Bey bir de kemik yok dedi bir tarafta. Yani gerçekten kemik yok mu? Şöyle. Burnumun içinde olması gereken bir hani kemik sayısı var ya hocam. O kemik tamam. 12 yaşındaki 12 yaşındayken kuzenimin çarpması sonucu kendiliğinden yok olmuş o kemik. Kırılmış. Yani düşmüş. Kanamayla gitmiş. Dışarıdan parmağımızla dokunduğumuzda onun eksikliği belli oluyor mu? Hayır. Burada şey var. Ameliyat sonrasında burada yapay kıkırdak koydular. O kıkırdak hafif sertlik var burada yani. Kemik gibi dışarıda gözüküyor yani şurada. Tamam. Bakın. Dolayısıyla orada bir boşluk yok artık. Yok evet. Ama oraya koydukları kıkırdak hocam dışarıdan ben görüyorum. Orada sivri bir şey var gibi. Ek yeri gibi belli. Ek yani. Yeri gibi. Tamam. O zaman onu düzeltelim ve o kıkırdağı da doğal kemik yapalım. Olması gereken hale getirelim. Çok güzel. İnşallah. Tamam. Haydi. İnşallah. Bir dakika bekleyiniz. Gözünüzü yumunuz. Hadi bismillah. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepiniz gözlerinizi yumunuz, öylece bekleyiniz. Yarım dakika kaldı. Ve lütfen gözünüzü açınız. Şimdi az önce kontrol ettiğiniz yeri kontrol ediniz. Nasıl? Şu anda yine kemik elime geliyor. Onu hissediyorum kemiği. Bir fark var mı?
Yani çok hafif bir şekilde sanki içine girmiş gibi değil mi Mehmet? Şu tarafta biraz. Fark ediyorum. Sol tarafta. Sol tarafa doğru. Yani bana göre sol tarafta. Yine tamam. Elimle şey yapılabiliyor. Hissediliyor. Peki bir çalışma daha yapalım. Lütfen gözünüzü kapatın. Yani gözünüz kapalı. Siz şimdi dokunduğunuzda biraz fark var mıydı? Evet, çok küçük bir şekilde sanki biraz daha içeride gibi, yani çok minimal, sivri olarak ben onu hissediyorum. Nokta gibi hocam. Tamam. Şimdi bir dakika daha çalışıyoruz. Canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepinizin şifanızı vesileyim. Bir dakika duralım. Ve aynı zamanda eşinizin, Efe Bey'in de skolyozu varsa, neyi varsa hiç önemli değil. Hani iskeletiyle alakalı, onun da şifasına şimdi vesile oluyorum. Hem de sizin burnunuzun şifasına vesile oluyorum. Ve canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepinizin şifanızı vesileyim. Birazdan sizin burnunuzu kontrol ettiğimizde Efe abinin de skolyozunu, omuzlarını, iskeletini kontrol etmenizi isteriz. Düzelme var mı yok mu? Yarım dakika kaldı. Lütfen gözünüzü açınız ve şimdi burnunuzu kontrol ediniz. Çıkıntı. Orada gene hissediliyor. Dışarıdan çıkıntı görünüyor mu? Dışarıdan gözükmüyor. Bastırın, elimle temas edince. Hocam dışarıdan çıkıntı şu anda gözükmüyor diyor eşim. Ama elimizle dokunduğumuzda o şeyi hissedebiliyoruz. Peki daha önce yani dışarıdan görünebiliyor muydu? Evet evet, yani onu aynada, yani şöyle çok yakın baktığımda ya da karşıdaki kişi çok dikkat ettiğinde o çıkıntı görünüyor. Şu anda nasıl Mehmet? Yani görüyorum ama o kadar şey değil. Eşim görüyormuş ama o kadar belirgin değilmiş. Belki ben dikkat ettiğim için görüyorum. Eşinizin adı anlayamadım. Mehmet. Efeler evet, diyarından Mehmet Ersen. Tamam. Ben Efe anladım. Tamam. Efeler evet, diyarından. Efeler diyarı deyince evet, Efeler diyarından dedik. Laf karıştı. Evet. Tamam Mehmet abi. Lütfen Nurşen Hanım bir aynadan bakın. Siz kendiniz bakın. Mehmet abi. Tamam, aynadan bakayım. Sen de omzunu göster hocama. Evet, tamam. Sırtını göster. Ben çalıştım sizin omzunuza. Omzunuz nasıl oldu şimdi? Şimdi vallahi bir bakmam lazım tabii. Ben aynada görmem lazım kendimi veya şeyde sağ ve solda hafif böyle kamburumsu bir yapı vardı yani şey yaptığımda, dikkat ettiğimde. Hatta geçen gün sizin kasetinizden çalıştım ben. Sol omuz düşük diye bir hastanız şifa vermiştiniz. Eşim yardımcı oldu. Ben de onu enerjiye yüklensin diye arzu ettim. Umarım faydası olur yüklemenin hocam. Ve siz şimdi konuşurken, siz şimdi konuşurken de şifanıza vesile oldum. Lütfen gidin aynada bakın. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şerife geleceğim. Hocam belli oluyor. Siz bu yakından görebiliyor musunuz acaba? Yok. Ekran bulanık. Bir de evet. Biz hani öncesini de bilmiyoruz. Sonrasında yani sizin anlatımınız yeterli.
Peki üstten görünmüyor artık aynada, doğru mu? Yani ben çok dikkat ettiğim için onu algılıyorum. Nasıl biliyor musunuz? Ten rengi, insanın derisi ten rengi olur ya, o kıkırdak rengi orada bir beyazlık ve kemik kemiği hissettiriyor bana. Yani görünüyor. Öncesiyle nasıl? Yani 5 dakika önce canlı yayına katılmamıştınız. O zaman nasıldı? Yani orada hafif bir sivrilikte azalma var. Sivrilikte tamam. Azalma var. Ama ben onu yine aynı şekilde algılıyorum yani. Elimle dokunduğunda da algılıyorum ve görüyorum da aynada. Tamam. Peki siz orada görebilseniz keşke. Bir de hani kıkırdak olan yer vardı. Oraya bir dokunun. Acaba orası kemikleşti mi? Tabii şurası. Kemikleşmiş mi? Evet, sertleşmiş. Sertleşmiş hocam sertleşmiş. Orası. Orası tamam. Sertleşmiş. Şuraya sertleşmiş. Evet, sertleşmiş orası hocam. Şurada gördüğünüz gibi orada burun yapısında şurada normal burun şeysi çıkıntısı yok. İşte o ameliyat sonucunda olan deformasyon. Tamam. Haydi bir kez daha çalışalım. Hem çok teşekkür ederim. Mehmet abinin de şifasını bir daha çalışalım. Ben biraz belirgin düzelme var hocam. Baktım aynada. Tamam. Bir kez daha çalışalım. Lütfen gözlerimizi lütfen kapatalım. Arkadaşlar, canlı yayından bizi izleyen dostlar, hepinizin şifanıza vesile oluyorum. Gözlerinizi kapatınız. Yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece öyle bekleyin. Bir dakika. Ve lütfen şimdi açınız gözünüzü, burnunuzu kontrol ediniz. Sonra Mehmet abi kendini kontrol etsin. Ben bir bakayım. Hocam o kadar az kalmış ki. Hı. Yani çok az kalmış hocam. O kadar az kalmış, anlatamam size. Yemin et. Şükürler olsun diyebilirim yemin etmek yerine. Haydi bura. Baksana Mehmet. Evet. Gördün mü, baksana. Evet. Az mı değil mi? Az, çok az, çok az, çok az. Az. Yine, şurada evet sertlik olmuş. Oynama yok küçülmüş şu anda. Sadece. Küçülmüş. Hocam. Bak. Tamamen yok şurada. Olur mu? Evet. Mehmet abinin nasıl? Şurada bakın, sağ kaburga kemiğinin olduğu yer sola nazaran evet bir el kalınlığında diyeyim yüksekte. Şöyle. Peki faydası olmuş mu şu ana kadar? Faydası oldu mu? Oldu evet. Evet oldu diyor eşim. Oldu diyor faydası. Yani hem sağ omzu sola nazaran yukarıdaydı. Tamam. Haydi lütfen ikiniz ayakta durun. Öyle bekleyin. Ayakta duralım. Gel. Ve bir dakika toplam. Bir dakika.
Ve lütfen yeterli. Şimdi kontrol ediniz. Elimle kemiği hissediyorum ama çıkıntıyı hissetmiyorum şu anda. Kemiği yani, yeri... Buyurun. Hani çocukken oradan kemik düşmüştü, şimdi oraya kemik geldi mi? Orada zaten o kemiğin olduğu yere kıkırdak koymuşlardı. O kıkırdak dışarıdaydı. Şimdi o kıkırdağı ben hissediyorum ama dışarıdan nasıl Mehmet? Çok dikkatli bakınca hissediyorsun. Çok dikkatli. Azalmış mı? Ha, azalmış gibi görüyorum ben onu. Şurada var. Tam şu dokunduğum noktada. Evet. Sertliği. Orada sertliği elim, eşim çok yakından baktığı zaman görebildiğini söyledi. Tamam. Yani o kemik çıkıntısı yok oldu. Doğru mu? Evet. O çıkıntı küçüldü değil mi küçüldü, Mehmet? Küçüldü. Belli küçüldü. Şekilde küçüldü. Yani belli şekilde küçüldüğünü söylüyor eşim. Allah'a şükürler olsun. Mehmet şükürler abi olsun. Nasılsınız? Mehmet abinin yine sırtında sağ şeyi kaburgası üstündeki o yükseklik var. Tamam. Yükseklik şöyle yapalım. İnşallah şu an oraya yerleşen şifa bir saat içerisinde %100 neticeye ulaşsın. Amin. İnşallah, inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Şükürler olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Şifanız bol olsun. Şifaya vesile olalım inşallah. Efeler diyarına, Aydın'a selamlar, saygılar. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sevgiler. Selamlar, saygılar. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Hoşçakalın. Nasıl kapatıyoruz? Şuradan kapatıyor. Evet, tamam. Canlı yayını burada kapatıyorum. Yeni canlı yayında sizlerle birlikte şifalara vesile olalım. Haydi. Ben bu arada bazı videolar paylaştım, gördünüz mü? Anne rahmindeki bebeğin cinsiyeti hakkında. Anadolu'nun rahminin Marmara Denizi olduğu hakkında. Hazar Denizi'nin dış gebelik, Karadeniz'in mezarlık, Marmara Denizi'nin rahim, Çanakkale Boğazı'nın rahim ağzı, Ege Denizi'nin vajina, Akdeniz'in hayat ve Ege Denizi'nin kürtaj olduğunu anlattığım videoyu izlediniz mi? Bakın, Hazar Denizi'nin annelerimizin, yani kadınların yumurtalığı olduğunu anlattım. Evet hocam, izledim demiş arkadaşlarımız. Şimdi ben canlı yayını kapatayım. Birkaç dakika sonra yeni canlı yayın açacağım. Arkadaşlar bizim eğitimlerimiz 5 modülden oluşuyor. 1. 2. 3. modül eğitimini artık eğitmen arkadaşlarımıza bıraktım. 4. ve 5. modül eğitimlerini veriyorum. 1. 2. 3. modül eğitimlerimizi eğitmen arkadaşlarımızdan talep ediniz. 1. modülde ne öğrenirsiniz? Bilinç ötesinin dilini öğrenirsiniz. 2. modülde şifacı olmayı öğrenirsiniz. İşte şimdi benim yaptığımı öğrenirsiniz. 3. modülde levha-i mahfuz nasıl bir yer, nasıl bir evren onu öğrenirsiniz. Bunu eğitmen arkadaşlarımız veriyor. Siz eğitmen arkadaşlarımızdan eğitim alınca hiçbir ücret ödemeden direkt benden ömür boyu eğitim alacaksınız. Hem de bütün eğitimlerimi Facebook kapalı grubundan izleyeceksiniz. Geçmişteki 830'dan fazla eğitimimi de izleyeceksiniz. Sonra dördüncü ve beşinci modülde ne öğretiyoruz? Dördüncü modülü ben ve dördüncü modül eğitimini veren arkadaşlarımdan şunu öğreneceksiniz. İlyada destanı bilinç ötesinde neyi ifade ediyor? Beşinci modülde şunu öğreneceğiz. Odiseya destanı bilinç ötesinde neyi anlatıyor? Odiseya destanının insanı kamil yolculuğu olduğunu anlayacağız. Haydi. Neşe Özev'in, Allah sizden razı olsun.
Sizi tanımak ne güzel demiş. Ve sizden eğitim almak demek ne güzel demiş. Neşe Özer'in. Sizin gibi temiz kalpli insanlarla bir arada olmak, sizin gibi temiz kalpli insanların bizim eğitmenimiz olduğunu bilmek bana ve evrene gurur veriyor, güven veriyor. Allah sizden razı olsun. Haydın bre. Bir arkadaşımız yazdı, Hatice Su. İnşallah o bebeğimizin şifasını vesile olalım. Olduk, amin. Demin ben arkadaşlarımıza Şerife Hanım'ı ve eşi Mehmet abiye şifaya vesile olurken hepinizin şifanıza vesile olmaya gayret ettim. İnşallah şifa olsun. Amin. Kapatalım. Yenisini açıyoruz. Bugün saat 20.30'da Instagram canlı yayınımız var. Ve 23'te Instagram canlı yayınımız var. 23 Instagram canlı yayınında eğitmenimiz ve kitaplarımızın yazarı Emine Sunur hocamızla canlı yayında olacağız. Bizim eğitimlerimizin kitaplarını yazan 34 arkadaşımız var. 830 tane eğitimde anlattıklarımı bir araya getirip kitap halinde sunan 34 arkadaşımızdan biri Emine Sunur. 23-24 arası bugün kendisiyle canlı yayında olacağız. Peki saat 20.30'da da canlı yayınımız var. Canlı yayında mucizelerin ötesine geçeceğiz. Çok çok derin konular işleyeceğiz 20.30'da. Haydın bırak. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. 20.30'daki hocamızın adını hatırlamaya çalışıyorum da. Bana çok ayıp oldu hocama. Adını biraz, yani şimdi şuradan bakayım. Bugün program yapacağız ve 2 aydır, 3 aydır program yapacağız. Yani çok iyi bildiğim bir arkadaşımız, bir eğitmenimiz. Lütfen siz yazın. Cercelutti'nin kurucusu. Cercelutti'nin kurucusu. Ayıp oldu ha. Cercelutti'nin kurucusu bugün 20.30'da canlı yayın konu olacağız. Adını hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, 20.30'da Kubilay Aktaş. Kubilay hocam çok çok özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Kubilay Aktaş hocamızın canlı yayın konuğuyuz. 20.30'da canlı yayına bekleriz. Kubilay Aktaş hocamız, bir bakın internette Cercelutti eğitim sistemini kuran arkadaşımız ve bizim de birinci modül eğitmenimizi alan hocamız. Onların kendi akademilerinde eğitimler devam ediyor ve bizim eğitimimizi kendi akademilerinde arkadaşlara sunacaklar. Tam 3 aydır da YouTube'dan, Instagram'dan canlı yayınlar yapıyorlar. Evet, Kubilay Aktaş hocamız yazdı, arkadaşlarımız da. 20.30'da Kubilay Aktaş'la, 23'te de Emine Sunur hocamızla canlı yayındayız. Tabii 20.30'a kadar defalarca sizinle canlı yayın yapacağız.
Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Hakikat ötemiz.